HT Sağlık'tan sağlıklı bir gün dileyerek başlıyoruz sevgili seyirciler. Bugünkü programımıza umarım her şey yolunda ve sağlığınız yerindedir. İlginizi çekeceğini umduğum ve daha önce hiç gündeme getirmediğimiz bir konuyu konuşacağız bugün. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyelim sonra da konumuza geçelim. HT Sağlık'ta bu hafta probiyotikler konusu masaya yatırılıyor. Probiyotik nedir? Genel sağlığımız açısından nasıl bir önemi vardır? Probiyotik kullanımı hangi sağlık sorunlarında gereklidir? Doğal yolla beslenme kişinin probiyotik ihtiyacını karşılamada yeterli midir? Hastalıkları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Tanıtımımızda da izlediğiniz sevgili seyircilerimiz. Bugün probiyotikleri konuşacağız. Yani ne demek? Bağırsaklarımızda yaşayan yararlı canlı bakteriler. Onları biraz daha iyi anlamaya çalışacağız. Neden son yıllarda bu kadar önem kazandılar? Ee, Orta Asya ve Kafkasya'da yaşayanların e, sağlık sırrı acaba probiyotikler miydi? Bu konuyla ilgili merak ettiğimiz her şeyi, konuyla ilgili özel çalışmaları bulunan ve e, hakikaten bu konuda bize söyleyecek çok şey olan bir uzmandan öğreneceğiz. Konuğum Acıbadem Üniversitesi Atatürk. Kent Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Metehan Özen ilk kez konuk ediyoruz. Kendisine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. şimdi probiyotiklerden bahsetmeden önce aslında bağırsaklarımızın sağlığımız açısından önemi üzerinde böyle durmak gerekse, böyle başlamak istiyorum desem kısaca anlatmanızı istesem bize neler söylersiniz? teşekkür ederim. Kısaca anlatmaya çalışayım. Atalarımız daha doğal bir ortamda, doğal dengeli beslenerekten pek çok mikropla temas ediyordu ve gerçekten ağzımızdan bütün bağırsaklarımıza kadar bizi içeriden çevreleyen binlerce, milyonlarca dost bakterilerimiz var. Bu bakterilerimiz mikrobiyotamız, yani floramız bizi dış etkenlere karşı koruyorlar. Maalesef ki son yıllarda mikrobiyotamız çok değişti, floramız çok değişti. O yüzden Hastalıklarımız da değişti. İnsan ırkının hastalıkları, alerji, romatoloji, otoimmün hastalıklar ve kanserler arttı. Peki ne oldu da e, bu değişim gerçekleşti? Yani son yıllarda insanlarda bu hastalıkların artışına neden olan sebepler neler? Çünkü daha güzel, daha uzun yol, yol, yaşamamıza yol açan endüstrileşme oldu. Ne oldu? Tıp gelişti. İnsana çok faydası oldu. İlaçların, tekniklerin, ameliyatlarının ama bu arada pek çok şeyi atalarımızın yolundan uzaklaştık. Mesela Sezeryan'la doğum arttı. Eskiden normal yolla doğarken şimdi Sezeryan'la doğum inanılmaz sayıda. Yüzde elliyi buldu Türkiye'de. Hı hı. Antibiyotikler çok insan hayatı kurtardı. Ben de enfeksiyon hocasıyım. Çok antibiyotik ama yatan hastada da zor hasta da Fakat tüm dünyanın sıkıntısı zaten bu hafta da akılcı antibiyotik kullanım haftası içinde bulunduğumuz hafta. Çok nezle gribe tam mevsimi. Her nezle gribe arkadaşlar, insanlar, hekimler kamuoyu antibiyotik kullanıldı. Bizimle beraber binlerce yıldır yaşayan faydalı bakterilerimiz maalesef bizden terk etti. Şimdi burada belki sezeryen çok fazla arttı dediniz ve seyircilerimiz açısından merak uyandırdınız. Şimdi sezeryenin çok artmasıyla hastalıkların artması arasında nasıl bir bağlantı var? Ne oluyor yani sezeryenle doğum yapan annelerin bağırsaklarındaki yararlı bakteriler yok mu ediliyor, yok mu oluyor, çocuğa geçmiyor mu? Ne anlamamız gerek? Sezeryen tabii ki zorunda kaldığımız zaman anneyi de ve çocuğu kurtaran bir yöntem. Ama bu herhalde yüzde elli değildi eskiden daha az hı hı. bir kan. Şimdi fazla gözüküyor. Ee, normal yolla doğarken çocuk doğarken ilk ağlaması sırasında annenin normal yolundan alt tarafından gelecek faydalı bakterileri yutup ilk bu bakteriler insan bağışıklık sistemini oluşturan bağırsağı kaplıyordu. Çünkü bu faydalı bakteriler bizim bir savunma hücremiz. Son 5-10 yıldaki çalışmalar bunu gösterdi. Bu faydalı bakteriler bizleri koruyor. Bağışıklık sistemimizin temel taşı. E bunun yerine normal yoldan değil de sezeryanla çıkınca sizi karşıdan hekimin işte elindeki eldiven, hortum hemen aspire ediyoruz. Ağzındaki sıvıları alıyoruz. Onun yerine başka bakteriler sizi kaplıyor. Bu da yazılımınızı, bağışıklık yazılımınızı bozuyor. Ve maalesef pek çok çalışma gösterdi ki sezeryanla doğan çocuklarda hastalık riski artıyor. Yani hepsi hasta olmuyor ama hastalık gözükme riski astım gibi, alerji, gıda alerjisi, diyabet, ileriki yaşlarda arttığını artık net biliyoruz. E, kanserlerle ve farklı hastalıklarla da ilgili konuştuk e, ve burada antibiyotik kullanımının e, önemi üzerinde durdunuz. E, biraz daha ekran başındaki seyircilerimiz için açık olması açısından soruyorum. E, antibiyotin fazla kullanılması ya da gereksiz kullanılması e, durumunda e, vücudumuzdaki bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler bizi koruyan savunan bakteriler yok mu ediliyor? Antibiyotik dediğim gibi gerektiğinde hayat kurtaran bir yöntem ama fazla özellikle nezze, bu tüm dünyada gerçeğinde böyle çok fazla sayıda antibiyotik kullanılıyor. Kötü bakteriyi öldürürken ağzımızdaki mesela neden çok antibiyotik kullanın ağzındaki dişler çürür denir. Çünkü ağız floranız bozulur, zararlı bakteriler dişlerde çürükleri yol açar. Aynı şekilde isale yol açar. Bunun dışında bir de floranızı bozup, bağışıklığınızı bozup uzun vadede yani 5-10 yıl sonra gözüken pek çok otomin hastalık dediğimiz şu anda insan ırkının en sık görülen, en çok ölümüne yol açan 5-10 hastalığımız var. Bunlara yol açıyor. Çünkü floramızı antibiyotikler bozuyor. O yüzden burada fermente gıda ve probiyotik kullanımı çok önemli. Muhakkak düzenli destek almalıyız. Yani öyle bir şey söylediniz ki aslında çok da haklı olarak e, insan şunu düşünmeden edemiyor. E, evet, antibiyotik bizim için bir çözüm ama bir noktadan sonra çözümsüz diye doğru gittiğimizi görüyoruz sevgili seyirciler. E, son yıllarda yeni antibiyotik de gelmiyor. Hani daha etkileri daha etkileri. ...onun üzerine yeni bir şey çıkaralım gibi bir noktamız da yok. E, dolayısıyla ne olacak? Antibiyotik çalışmaları biraz yavaşladı. Yeni antibiyotikler çıkmıyor. O yüzden atalarımızın yaptığı gibi yapacağız. Ya doğal yaşayacağız, şehri terk edip gidip kendimiz çiftliğimizi kurup bütün gıdalarımızı kendimiz yapacağız. Çünkü gerçekten bu tip faydalı mikropları bunlara fonksiyonel gıda deniyor. İşte yoğurttu, turşuydu, tarhanaydı, peynirdi, sirkeydi yani pek çok bu tip faydalı fonksiyonel gıdayı atalarımız düzenli kendi yapıp alıyordu. E şimdi biz bunları kendimiz yapamıyorsak işte o yüzden probiyotik desteği kullanmak durumunda kalıyoruz. Ve pek çok klinik çalışma çok noktada probiyotik desteğinin insan için vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Probiyotiklerin bizim sağlığımız açısından önemi son yıllarda yapılan çalışmalarla daha fazla ortaya konur oldu. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar ben çok az duymuştum, duyuyordum ama son yıllarda giderek artan ve farklı alanları kapsayan bir takım çalışmaların sonuçları açıklanmaya başladı. Bize biraz ondan bahseder misiniz? Yeni gelişmeler bunlar İnsan çünkü. genom projesi bittikten sonra insanla ait olmayan milyonlarca protein bulundu. 2003'ten sonra yani. 2000'den açıklandı. 2003'te hı hı. finalize edildi. 2008'de human mikrobiyon başladı. İnsan mikrobiyon tüm dünyadan 180 erkek ve bayanın her yerine baktılar. Ama kulağından derisine ağzından hani aklınıza gelecek tüm organlarına bakıldı. Ve bizim her yerimizin bizim 10 katımız fazla hücreye sahip olan bakterilerle kaplı olduğu bulunduğundan beri işte hastalıklarda da bu mikrobiyal denge dediğimiz flora dengesinin bulunduğu da 2010'larda gösterdi. O günden beri geçen seneyi 5000 bilimsel makaleyle kapattı. Şu anda tıbbın en çok zaman ayırdığı, değer ayırdığı, vakit ayırdığı konu insan florası. Çünkü pek çok hastalığımızda flora bozuluyor ve bunu toplayamazsak uzun vadede bizde çok ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Hepsi yeni bilgiler yani. Evet evet. Şimdi probiyotikler dediğimiz şeyi biz besinlerden, besinler yoluyla alabiliyor muyuz? Bu bizim için yeterli olabiliyor mu? Eğer yeterliyse ve hatta değilse bile, o özellikle probiyotik içeren besinler hangileri? Öncelikle bir onu sorayım. Probiyotikleri tabii ki besinlerle atalarımız zaten binlerce, on binlerce yıl öyle aldılar. Kendileri doğal yöntemle yaptılar ve böyle aldılar. Sağlıklı yaşadılar. En azından hani bazıları erken yaşta kaybetsek de yaşayanlar daha uzun. Kafkasya'da bahsettiğiniz Japonya'da, Çin'de daha uzun ve daha sağlıklı yaşadılar. Fermente gıda, fonksiyonel gıda, ekmek, peynir, yoğurt, tarhana bunlarla kendiniz yaparsanız mikrobiyal denge içine koruyucu madde koymazsanız stabilizatör madde, antibiyotik koymazsanız çok faydalı olur. Ama bunu biz yapamadığımıza göre ve maalesef dışarıda alacağımız ürünlerin içinde de hani rafta kalsın diye, buzdolabında uzun süre kalsın diye bu tip maddeler konulduğu için yani doğal yöntemle olmadığı için dışarıdan aldığımız ürünlerle takviyesi yeterli olmuyor. Çünkü probiyotin tanımı yeterli miktarda alınınca mikrobiyal dengenizi düzenleyip insan sağlığına olumlu etki. Burada yeterli miktar kısmında takılıyoruz. Evet. Peki o yeterli miktarın ne olduğunu nereden bileceğiz? Yani evet. ben diyelim ki e, mesela herkes probiyotik almak durumunda mı? E, kimler özellikle eğer değilse almak e, durumunda? Ve eğer probiyotik alınması gerekiyorsa e, ne oranda almamız gerektiğini nasıl bileceğiz? Soruları geliyor aklıma. İşte bunun için bilim adamları çok sayıda çalışma yapıyor. Hani geçen seneyi 5 bin makaleyle kapatmasının sebebi her probiyotik de aynı değildir. Hepsinin birbirinden farklı dozu vardır. Bunu biz klinik çalışmalarla dozunu buluyoruz. Daha sonra bu çalışmalar arttıkça faydalarını gösteriyoruz. Konu zaten yeni olduğu için 5-6 yıldır giderek artan çalışmaya ihtiyacımız var. Bunları yapıyoruz. Her probiyotik bakterinin dozunu bulduktan sonra zaten pek çok kaliteli firmanın ürettiği ve piyasaya sunduğu ürünler bu standart dozlarla yapılıyor. Bunları kullanmamız gerekiyor. Özellikle işte ishal de mesela. Akut ishal artık Avrupa rehberlerine girdi. İshal başladığı gün probiyotik başlarsanız hastaneye yatışı 24-30 saat. Bizim Türkiye'de çok merkeze yaptığımız 4-5 çalışmamız var. Bizde de 30-36 saat azaltıyor. Bu çok büyük bir kar. Probiyotik, bir buçuk gün. İnanılmaz bir kar. Maddi manevi kardasınız. Yani hem çocuğunuz hastanede daha az yatıyorsunuz hem maddi hem manevi işinizden alıkoymuyorsunuz çocuğunuz okuldan psikolojik olaraktan da hani hastanede aziyatmak daha hoşunuza gidiyor ve artık rehbere girdi akut ishal tedavisinde muhakkak viral olsun bakteriyel olsun yanına bir probiyotik ekliyoruz. En basit sebep, en sık dünyada kullanılan sebep. Başka hangi sağlık sorunları özelinde veriyorsunuz probiyotik? Mesela ben en probiotik? çok nerede kullanıyorum dersiniz. Ee, antibiyotik ilişkili ishal diye anlatıyor 2010'da hı hı. çalışmalar büyüdükçe şimdi antibiyotik ilişki dispyoz yani floranın bozulması. İshal olan kişilerde antibiyotik kullanırken bu romatizmal ve alerjik hastalığın 3 katı daha fazla olduğunu ama ishal gelişmese bile floranın bozulduğunu ve yıllarca takip ediliyor bu çocuklar 4-5 sene, 5 sene takip edildiği zaman gıda alerjisi egzema, alerjik egzemalar, astım ve benzeri otümin hastalıkların arttığını çok net gösterdi. Hatta 6 hafta verelim diyorduk 2012 çalışmaları öyle gösteriyordu. Çalışmalar uzadı o çocukları takip ettik 6 aya kadar floranın bozulduğunu. Şimdi yeni rehberler artık yavaş yavaş daha uzun süre kullanalım. Henüz daha uzun süre belli değil ama şimdilik biz bir 5-6 ay belki birkaç sene sonra anlatırken 1-2 yıl diyeceğiz. Ama muhakkak antibiyotik başladığım her hastaya Düzenli bir 3-4 ay probiyotik kullanmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu floranızı düzeltecek, bağışıklığınız güçlenecek. Hem akut hastalıklarınız hem de 5-10 yıl sonranız çok daha karlı olacak. Mesela toplumda sık görülen hassas bağırsak sendromu var. E veya iltihabi bağırsak hastalıkları var. E, ülseratif kolit gibi, evet. kron gibi. E, bunlarla ilişkili de probiyotik öneriyor musunuz? İltihabi bağırsak biraz daha az gördüğümüz ve bir gastro uzmanı muhakkak takip etmesi çünkü onun başka ilaçları da var biliyorsunuz. Probiyotik destek olarak alınabiliyor. Bir iki molekülün güzel çalışmaları var. Huzursuz bağırsak ya da irritable bağırsak dediğimiz dediğimizse toplumda sık gözüken hele stresli toplumlarda bizim gibi toplumlarda kabızlık, şişkinlik, kazımsızlık için gözüken evet bunu da kesinlikle öneriyoruz. Zaten Gelişmiş toplumlarda batı değerleri Amerika çalışmaları da bunu gösteriyor. Toplumun büyük bir kısmı düzenli probiyotik ürün kullanıyor. Gerçekten çok faydası oluyor. Şimdi hasta olduktan sonra ilaç kullanmak, ürün kullanmak, bir takım besin takviyeleri kullanmak, evet artık toplumumuzda da yavaş yavaş yerleşiyor olsa da koruyucu tıp bu anlamda belki çok daha öne çıkması gereken bir şey. Mesela kendimizi korumak ve bağışıklığımızı güçlendirmek adına probiyotikten fayda sağlayabiliyor muyuz? Öyle sorayım. Evet en çok kullandığımız konulardan ikincisi de bir antibiyotikle beraber muhakkak 3-4 ay kullanıyoruz. Bir de tam mevsimi geldi. Kışın mesela anneler geliyor çocuğum çok sık enfeksiyon geçiriyor diye. Zaten pek çoğunda antibiyotik kullanma hikayesi oluyor. Bu gibi durumda da tüm çalışmalar minimum 3 ay ile yapılıyor. Çünkü etkisi 2-3 haftadan sonra kullanıyorsunuz. Çoğalıyorlar dominansı ele geçiriyorlar. Orada baskın oluyorlar ve faydalı etkileri gözüküyor. Demek ki en az 3-4 ay yani ben ortalama Ekim-Kasım gibi başlıyorum. Şubat-Mart'a kadar düzenli olarak probiyotik desteği veriyorum. Ve pek çok yani yaptığım çalışmada da %48'e yakın ailede enfeksiyon sayımız azaldı. Enfeksiyon geçirsek bile eskisi gibi 7-10 gün sürmüyor. Hemen 3-5 günde topluyor. Okuluna devam ediyor. Biz de işimize devam ediyoruz dedi. Biz de bunu da yayınlamak üzereyiz şu anda. Bizim toplumumuzda da çok faydalı. E, probiyotik diyoruz, bir de e, prebiyotik diyoruz sevgili seyirciler. E, pek çok kişi de bunu aslında karıştırıyor. E, şimdi bir, bu ikisi aynı şey midir? Değil e, diyeceksiniz ve neden değil diye soracağım size de. Şimdi probiyotik canlı bakteriler sizin bahsettiğiniz gibi. prebiyotiklerse ise kısa zincirli oligosakkaritler. Ama hani daha basit bir deyimle probiyotikler, prebiyotikleri yiyorlar, kullanıyorlar ve ortaya biyoaktif molekül denilen postbiyotikler bazı maddeler çıkarıyorlar. Mesela en basiti kısa zincirli yağ asitleri. Bunlar da vücutta bağışıklığa gelişme, beyin gelişimine. Mesela şimdi artık e, çocuk mamalarına, bebek mamalarına bile anne sütü olmadığı zaman mama kullanıyoruz. Onlara bile bu tip kısa zincirli mesela bütrük asit konuyor. Aslında probiyotik, prebiyotiği parçalacak anne sütündeki ve bütrük asit bu da beyin gelişimine fayda olacak. Bunlar da gösterildiği için son zamanda ülkemize de gelen Çocuk mamalarının içinde probiyotik ve probiyotin rutin olduğunu görüyoruz. Peki bir reklam arası verelim isterseniz reklamlardan sonra tekrar sohbetimizi sürdürelim. HT Sağlığa tekrar hoş geldiniz. Ekranları başına yeni geçen herkese evlerinde, iş yerlerinde ya da 90.4 Haber Türk Radyo başında bizi dinleyen ve izleyen herkese bir kez daha sevgiler. E, probiyotikleri konuşacağız, e, konuşuyoruz daha doğrusu ve e, programımızın ikinci bölümünde yine aynı konuğumla devam ediyoruz. Acaba Adem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Metehan Özen bizimle birlikte. Şimdi diyelim ki takviye olarak almak istiyoruz e, probiyotikleri. Hangi formunu kullanmamız gerekiyor? çünkü gördüğümüz kadarıyla işte toz formu var, tablet şeklinde alınanları var. Bunlar arasında bir seçim yapmamız gerekiyor mu? Tabii ki biz ben mesela çocuk hekimiyim. Hastamıza bir şey önerirken hasta uyumu olmazsa olmazımız. Hasta uyumu dediğimiz zaman mesela çocuk hekimliğinden bahsedeyim. tablette de olamaz dedi bildiğiniz gibi. Toz verdiğimiz zaman karışması, pütürlenmesi oluyor. Genellikle sıvı formları tercih ediyoruz. Özellikle kokusuz, tatsız olması hı hı. çocukları biliyorsunuz beslenirken zaten nazlılar veya hastayken vereceksiniz. Antibiyotik kullanıyorken ateşliler. O zaman tatsız, kokusuz olması çok önemli. İçebileceği herhangi bir sıvıya, meyve suyuna ve benzeri şeye katılabilmesi çok önemli. Çocuğunuzla beraber bir yere gidiyorsunuz. Mesela bazı moleküller dolapta saklanma oluyor ama atıyor, misafirliğe gideceksiniz, geziye gideceksiniz. Çantanıza koyup gidebilmeniz açısından yani stabilitesi çok önemli. Sıcaktan, nemden, soğuktan etkilenmeyecek. Çantanıza koyup flakonuzu götüreceksiniz. Çocuğun kullandığı herhangi bir şeyi dökeceksiniz, tadı tuz yok. Bunlara özellikle önem gösteriyoruz. İkincisi önemli noktalardan biri. İleride daha da sık karşılaşacağız. Eczaneye gittiniz, alayım diyesiniz Bir sürü rafta var. Pek çok yeni gelen ürün var. Çoğunun klinik çalışması yok. Yeni çıkıyorlar. O yüzden eskiden beri kullanılan, Avrupa'da işte yıllardır kullanılan, bize en yakın Avrupa olduğu için örnek veriyorum. Avrupa'da üretilen, Avrupa Birliği normlarına uygun üretilen, yıllardır kullanılan, çok sayıda kullanıldığı için çalışması, klinik çalışması ve yan etkisi olmadığı gösterilmiş ürünleri her zaman tercih ediyoruz. Bunlarda zaten birkaç firma var tercih edebileceğiniz. Bunun dışında en e, e, dikkat edilmesi gerekenler bunlar diyorsunuz. Evet, hasta uyumu olacak. Hı hı. Özellikle çocuk hekiminde tadı ve tuzu olmayacak. Döktüğünüz zaman her şekilde çocuk alacak. Biz çocuklukta yani ateş düşürücü veya antibiyotik bile almıyorlar biliyorsunuz. Stabilitesi olacak ve arkasında kaliteli bir hani üretici firma olacak. Yurt dışı normlarından geçmiş kaliteli bir üretim yatağından gelmiş olacak size. Peki şöyle bir şey duymuştum doğru mu acaba ilk çocukta alerjik bir hastalık varsa yani bir hastalık yükü söz konusuysa yurt dışında sanıyorum annelere hamileliklerinin son 3 ayında probiyotik veriyorlarmış. Doğru mudur? Bu özellikle doğrudur. İskandinav çalışmaları var. İskandinavya'da egzema, atopik egzema böyle bizdeki gibi değil yanaklar kıpkırmızı dökülür ve gıda alerjisi çok miktarda. Böyle 7-8 tane çalışma yayınladılar son 5 yılda. Annenin hamileliğin son 3 ayında başlıyorlar. Anne kullanıyor. Doğduktan sonra da çocuğa 6 ay düzenli veriyorlar. Ve e, alerjinin, gıda, egzamanın %30 ile 50 arasında azaldığı ya da şiddetinin azaldığı bildiriliyor. <laughs> ve pek çok yerde de rutin kullanıma girmiş durumda. Evet, özellikle hassas bağırsak sendromu dediniz. Programımızın ikinci bölümünü takip, e, ilk bölümünü daha doğrusu takip etmemiş olanlar için bir kez daha e, belirtelim. Stres gerektiren durumlarda ki hangimiz stres içinde yaşamıyoruz, e, hangimiz stresli ortamlarda bulunmuyoruz, e, istemesek de e, hangimiz <laughs> bu ortamlardan uzaklaşabiliyoruz, uzaklaşamıyoruz, böyle söyleyelim. E, kimler kullanmalı diye sormuştum ama bir kez daha özellikle belirtmemiz gerekirse ne diyeceksiniz? Güzel hikaye aldığımız zaman aslında herkesin kullanması için bir sebep var. En başta stres dediğiniz gibi. Son 5 yılın bilimsel çalışmaları çok net gösteriyor. Strese bırakılan bir ay kişilerin mikrobiyal renkleri yani florası, kompozisyonu değişiyor. Ve stres de bütün egzamaydı, deri hastalığı, astı, multiple siklerozda çok net gösterildi. Atakları arttırıyor. Bu yüzden strese bağlı yaşayanlarda, huzursuz bağırsağı olanlarda doğal beslenmeyenlerde yani bu mikrobiyal faydalı bakterileri doğal beslenmeyip de işte marketten ya da buzdolabındaki ürünleri güvenenler yanılıyorlar. Onlar alabilirler. Antibiyotik kullananlar, sezeryanla doğanlar. Hı hı. Biz hekim olaraktan yani bu halkın kullanması için genel olarak söylüyorum. Çünkü yurt dışında Amerika, Japonya, Avustralya, Rusya, Kuzey Avrupa yoğun bir şekilde halkın düzenli her gün kullandığını görüyoruz. Çünkü sağlıklı kalmak için birincil fırsat Hekim olaraktan da biz ishal hastalıklarında kullanıyoruz ve antibiyotik yazdığımız kişilerde. Bir de benim hani yandalım gereği en sık, sık enfeksiyon geçiren çocuklar, insanlar geliyorlar. Piyasada böyle pek çok bağışıkta iyi gelen ürün varmış gibi durabilir ama insanda çalışma yapıp şu anda 24 çalışması olan tek şeydir probiyotikler. 24 çalışmada çocuğa ve erişkine verilmiş 3 ay düzenli kullanılmış bu kaliteli biraz önce bahsettiğim ürünler %30 civarında enfeksiyon sayısını %40-50 de enfeksiyon geçirseniz bile gününü yani şiddetini azaltmaktadır. Şu an için elimizde yani kanıta dayalı tıpta ki tek üründür probiyotikler. Peki çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Metehan Özen bir konuğumuz. YT Sağlığın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın sevgili seyirciler.